bundan gelemez başıma, bundan kötüsü gelemez. Asıl senin mahalle tabii, sen Çengelköylüsün. Çerkezköylü. Ama bayağı iyi formalar var harbiden ya. Yani burada bir tarih var. Volkswagen Arena'ya Erinç abi getirmişti Fatih Hoca imzalatıp. Senin acayip bir İstanbul'a geliş hikayen var abi. Programı kurtardık. Her hafta sonu yapalım mı? Gerçekten mi? Ara ara yapalım hocam. Her hafta sonundan tek ara ara. Bugün Emircan'ın evine gidiyoruz. Bakalım Emircan odasını bize açacak mı? Avatar. Yani beni mi dinliyorsun yani? Ben hep seni dinliyorum. Hadi canım. Ben de gelmeden seni dinliyorum. Doğal akışı kapattım içine. Yani. Ha? Beni mi dinliyorsun? İşte bu ya. Pazar bir... sürprizi galiba. Evet, pazar sürprizi. Emircan hemen bize yatak odanı göster falan diyor. Çek. Evet, evinin kapılarını bizler için açan Emircan'la birlikteyiz. Ben ve siz herkes gibi en çok odayı merak ediyoruz. Yukarıdan mı? Öyle bir şey mi? Hangi oda? İşte. Formalı oda. Benim için formalı da. Allah'ım. Yani şuradaki formalar, vay, formalara bak. %85'i Galatasaray olan forma, evet, koleksiyonu. Aynen. Ama bayağı iyi formalar var harbiden ya. Yani burada bir tarih var. Jardel. Jardel harbiden. 2000-2001 sezonu. Aynı şekilde, aynen. Değil mi? 2000-2001 olması lazım. Aynı sezon. Yani delirdiğin Galatasaray forması hangisi? Benim delirdiğim çok var ya. Bak, Bülent Korkmaz sever var. Sever misin? Inzaghi. İki tane Inzaghi var. Seri var. Popescu var. Fatih Terim imzalı formam var. Onu göstereyim. Volkswagen Arena'ya Erinç abi getirmişti Fatih Hoca imzalatıp. Benim de sana hediyem şöyle. Evet. Vay, acele. Fendo. Teşekkür ederim. Güle güle giy böyle. Çok güzel, çok teşekkür ederim. Ben bunu alayım. Inzaghi sana ayırdım. Tamam. Direkt ne sağlık. Bak, bu Inzaghi de var. Şampiyonlar Ligi finali. Aha. Ne zamandan beri abi böyle formalar? Forma meraklısıydım. 8-9 yaşından beri böyle hep işte ödül alınacak ya ailede. Ne alınsın? Mesela forma alınsın. Değil falan filan. Tabii o zamanlar storlar, Galatasaray Store falan çok gelişmiş değildi yani. İşte 2001-2002 gibi başladı, evet, Galatasaray. Evet, yani o formaların satılması. Doğru. Buradaki birçok formada zaten store'da hiçbir zaman satılmamış olan formalar. Evet, aynen. Forma bulmak Jardel zordu falan. Hele bu tarz. Tabii canım, bunlar yani formalar bulmak Jardeller. Çok zordu o zamanlar. Emircan böyle de derbiye gideriz yani orada da. Derbiye gitmeyiz de. Ben çok mesela Galatasaray Fenerbahçe'nin Fenerbahçeli arkadaşımla izlemem. Öyle mi? Aynen. Mesela Galatasaray Beşiktaş'la arkadaşımla izlemem. Ne oluyor izlerim, biliyor musun? Şimdi ben mesela çok tansiyonu yüksek maçlar onlar yani. Fenerbahçe maçı, abi Beşiktaş maçı. Abi gerileceğini de düşünmüyorum senin de. Ya. Böyle nasıl hani. Ya olsun ya falan filan. Hep böyle ortamı böyle yumuşatıp. İşte bak, hele ikimiz yan yana gelsek bayağı aynen böyle şey geçer. Evet, Emircan'la bir dışarı çıkalım dedik. Emircan mahallesindeyiz şu an. Benim mahalledeyiz. Asıl senin mahalle tabii, sen Çengelköylüsün. Çerkezköylü. Yanlış kişiye mi geldiniz? Berkcan Güven'e... Hayır ya, yok. Çerkezköy, Çengelköy çok şey, dilim süçtü yani orada. Affet. Senin acayip bir İstanbul'a geliş hikayen var abi? Yani 14 yaşında ilk defa stüdyo kurmak için İstanbul'a kaçtık. Bayram paralarımızı topladık. Çerkezköy Sirkeci treni. O hatta. Vay. Bir Samsung C1 mikrofon. Bir de Behringer mikser için ikinci el. İkisi toplam 200 yeni Türk lirasıydı. 130 lira Behringer bayram paralarımızı topladık. Sabah dershaneden çıkıyorum diye evden çıktım. Kadıköy balonun altında ikinci el stüdyo malzemelerini bir yerden aldık. 6 trenini de kaçırdık. 9 treniyle dönmek zorunda kaldım Çerkezköy'e. 9'da binersen 12'de Çerkezköy'de oluyorsun. Çok iyi ya. Dershaneye diye çıktım. Yaşım 14. Ya evden bayağı kaçtın yani. Kaçtım. Dershaneye gidiyorum. Aynen. Diye. İşte o yıllarda rap yapıyorum bu arada. Evet. Rap. Ya o da var yani. Aynen. Ben de bunu açıkçası yeni öğrendim böyle. Tamam, rap'e olan böyle sevdanı biliyordum ama rap yaptığını bilmiyordum. Ve o zamanlar hani rap yapmak için İstanbul'a. Hani acayip bir hikaye yani. Filme böyle güzel bir konu olabilecek bir hikaye oradan girer abi.
Hani evet. Bunu bir anlatsana. Aynen öyle der ki tamam ya bu çok iyi buradan ben yola çıkarım. Bir arkadaşımızın evine de stüdyoyu kurduk. 14'ten 18'e kadar Çerkezköy'de rap yaptım. Melodileri de kendim yazmak istiyordum. Çünkü bilgisayar kullanımında ya bilgisayardan müzik yapma konusunda iyi değildim. Gitar da çalıyordum bir yandan. Aynen çalıyorsun bir yandan. Yani hani Sayan dinlerken, Sansar dinlerken bir yandan da tabii Sezen Aksu'yu da dinliyorum ve notalarına böyle şeyim. Böyle bir hani, evet, ortaya da böyle bir şey çıktı işte yani. Hani çok onları... iyi. Ya peki onların karışımı şu anda bu mu abi? Yani ben çünkü bir yandan da öyle bakıyorum. Sözlerine de çok dikkat ettim açıkçası. Açıp da baktım. Bir şey diyeyim mi? Bence ya birçok rapçiden şu anda özellikle daha çok rapçisin abi yani. Sen şu anda bu müziği yaparak bir yandan. Yani çünkü yani sözlerin hani... öyle bir sözlerine bakıyorum ki yani evet ya adam yani hala oradan ya toprağın orasıymış gibi böyle hissettiriyor bana. O şey çok dikkatimi çekti benim. Aslında mesela o yılların senin de içinde olduğun o şeyin Şah Patron, Sayan, Sansar, evet, Mafsal, aynen, Heja. o dünyada şöyle bir şey verdi aslında o kitle bize. Yani hani Sayan'dan duyduklarım o yaşlarda ben 15 yaşındaydım işte dinlemeye başladım 15-16. O zaman işte Sayan'dan, Sansar'dan duyduklarım aslında edebiyatın apayrı bir yerinden de edebiyata bakışı sağladı yani. Hani çünkü sokaktan geliyordu yani sözler. Ya o yüzden hani mesela şimdi alışılageldik bir pop değil bu. Evet. Hani farklı bir pop yani hani yine baktığında sound olarak poptur, pop soundudur ama. Protese daha yakın, mesela, daha yani gerçek ve... Evet. Sokağın hani böyle ya sokak değil de tam böyle biraz daha toplumsal olayları. Aha, evet. Ya işlemeyi de seviyorsun sen. Sahile gidelim. Sahile şu anda o zaman. Yani sahil olmazsa olmaz harbiden. Senin de öyle bir havan var ama yani. Bir sahile gelirim yani seninle. Yani evet. Vakit buldukça gelmek isterim ben de. Ama evet, öyle çok çok şey bir romantik bir herif değilim yani böyle sürekli niye sahil. Niye öyle görünüyorsun peki sence? Öyle görünüyor musun ya, diye sen? Ben öyle görüyor hissediyorum sanki. Ya tabii duygusal bir adamsın. Duygusal biri oldum. Çok aynen, bariz. Duygusal biriyim tabii. Ama böyle çok orada şey bir adam değilim yani. Gitarım ve ben ve deniz işte falan gibi bir romantizm yok. Daha böyle gerçekçi bir insanım. Realist bir insanım yani. Eyvallah. Onun için de duygusalım yani. Çok iyi. Bu arada Emircan sağ olsun. Ben tabii tişörtümü de bunu giymişim. Emircan da dur dedi abi. Öyle olmaz. Çünkü dedi ki dayanamam. Ben de dedim evet harbiden de ben de dayanamam. Ben dayanamadım sana. Şu anda çok iyiyim ama iyi ki de yaptın o hareketi. Hadi bakalım. Tamam bir şey yok zaten. Oh be. Çok rahatladım şu an var ya. Programı kurtardık. Of çok şapkayı çıkar yukarıda. Evet, tabii yağmur şiddetini de arttırdı. Böyle bir şey... Bir, aynen. Şimdi daha da iyiyiz belki de. Çok iyiyiz. Vallahi bunun altına girince de keşke bir de şarabımız olsa dedim. Ben şey bu kadar dedi, romantik program beklemedim acaba. Benim için böyle hazırladın. Yani biraz daha duygusal şarkılar. Daha duygusal olsun. Daha şey deniz demiş, kenarına gelelim dedik. Yani çünkü baktığımda abi... Seçiminiz de çok güzel bu arada. Evet. Ve bir yandan da karamsar da olmasın. İçimizi açsın dedik. Beni Miami'ye götürdün. Bak ne güzel. Ne iyi ettik de geldik. Vallahi. Baksana değil mi? Hava vallahi ne kadar şey oldu bizim için de. Bir değişiklik oldu Emircan. Bir değişiklik ya. Hiç yaşar mıydın böyle bir şey yani ben olmasam? Ya tek başına gelip bu ortamı kurar mıydın? Tek başına gelip bu ortamı kurmazdım kanka. İşte ben de senin için kurmak istedim. Bitmedi. Neden böyleyiz? Abi ne gelecek çok merak ediyorum. Acayip bir ortamdayız. S. Bu da al. S. Akşamı bu bir beyaz gitar mı? Evet. Hay Allah. Beyaz evet gitar. Hay Allah. Merhabalar. Beyaz ben şunu gitar tutayım. Büyümüşüm işte buna zor inandım. Merhaba. Kolay gelsin. Ama bak şarkıyı dinlesen abi. Böyle bir havada. Büyümüşüm işte buna zor inandım. Kapına değil de 30'a dayandım. Birine inanmak moda değil artık. Uyamadık ancak onu da kaçırdık. Şakaya vuruyorum artık. Yüzüne vurmaktansa kabul edeceksin. Geçiyor işte zaman. Şakaya
vuruyorum artık yüzüne vurmaktansa. Kabul edeceksin, geçiyor işte zaman sana sormadan. Beyoğlu, eski Beyoğlu olsa bile ben eski bana dönemem. Hiçbir şey içmedim ama aklıma geldin, ondan o sende demem. Beyoğlu, eski Beyoğlu olsa bile ben eski bana dönemem. Hiçbir şey içmedim ama aklıma geldim, ondan o sendeleme. Ya. Ne iyi ettik de ya geldik. Ya vallahi bak harbiden de hiç böyle bir ortamda bunu hayal etmiyordum yani. Bundan kötüsü gelemez başımıza, bundan kötüsü gelemez. Ondan rahatım sende rahat ol, zemine uzananlar düşemez. Bundan kötüsü gelemez başımıza, bundan kötüsü gelemez. Ondan rahatım sende rahat ol, zemine uzananlar düşemez. Evet, baksana bizi bekliyorlar. Bizi bekliyorlar. Alıp götürecekler bizi burada. Olsun ne be Emircan. Valla ne iyi ettik de geldik buralara. Abi. Harbiden de böyle bir havada. Ah, ah. Valla Emircan. Beklemediğimiz bir anda. Beklemediğin anda oluyor. Evet böyle şeyler. Biz masamızı sandalyemizi alıp yine diyar diyar gezeceğiz belki Emircan'la. Gideceğiz buralardan. Hiç kimseyi rahatsız etmeden. Herkese sevgimizi ve saygımızla beraber. Bundan... Kötüsü gelemez başıma, bundan kötüsü gelemez. Ondan rahatım sende rahat ol, zemine uzananlar düşemez. Yani bizi alıp götürecekler sandım. Orada bir devrim başlayacak falan diye, böyle bir şeyler olacak diye. Beklemiyordun değil mi sen de böyle bir şey? Yani beklemiyordum. Neden gelip bizi rahatsız ettiler? Aynen. Onu da bilmiyorum. Ama bir şey kovulmadık. Evet, tatlı bir şekilde kovulduk değil mi ya? Yani harbiden. İki şarkıya da müsaade ettiler. Yani şarkı ya, evet ama son şarkıdaki yani kovulmamız çok tatlıydı. Yani bundan kötüsü aynen gelemez başımıza deyip arkada güvenlikler falan böyle. Harbiden de bundan kötüsü gelemez. Onun gibiydi ama en kötüsü de böyle olsun diyesi geliyor insanın. En kötü günümüz böyle olsun. Aynen. Ara ara yapalım mı? Bak. Vallahi yapalım. Çok yani, isterim. Her hafta sonu yapalım mı? Gerçekten mi? Ara ara yapalım hocam. Her hafta sonundan tek ara ara ya. Ara yani her hafta sonu olmasa da. Yani ara ara yapalım. Ara ara yapalım bari, tamam. Ara ara yapalım.